sadece mucize kurtuluşlara haber yaptılar. Mucize kurtuluşlar. Mucize kurtuluşlar. Şunu istemediler. AKP Genel Başkanlığının başkanının hem Maraş'ta, hem Antep'te, hem Hatay'da nasıl imar affı çıkarttığını kaç yüz bin yurttaşın Örneğin Gaziantep'te, Hatay'da 205 bin, 160 bin, 142 bin gibi ki bunların her biri hane sayısıysa bir felaket zaten. Birer müjde gibi verdiğini televizyonlardan göstermeyelim istediler. Yahu bu, bu ülkenin lehine, bu toplumun çıkarlarına hizmet etmek böyle bir şeydir. Bu toplumun bu ülkenin lehine iş yapmak, görev yapmak, gazetecilik yapmak böyle bir şeydir. Bu bir yurtseverlik görevidir. Bu bir ulusal görevdir. Çok sevdiğiniz kavramla bu bir milli görevdir. Bu topluma karşı bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. İktidarın yapacağı şey bundan yararlanmaktır. Yalan ve dolan üzerine kuramazsınız geleceğinizi. Bu ülkenin geleceğini de kuramazsınız. Tahammül edin ya. Tahammül edin. Bırakın biz dolalım. Biz dolalım. Niye korkuyorsunuz ya? Ne kadar korkaksınız? Nasıl da ödünüz patlıyor gerçeklerde? Nasıl da yalan üzerine kuruyorsunuz? Mesela son son zamanlarda Güya biz tekbire karşı çıkmışız. Allah Ekber denilmesinden rahatsızmışız. Nasıl da yalan? Tamamen yalan yalancısınız. Bunun bir slogan gibi atılmasına biz karşı çıktık. Tekbire değil. İnananların ibadet ederken, dua ederken. yakınları için bir tören düzenlerken ettiği tek bir güzeldir ayrıca. Ama siz yalancısınız, ahlaksızsınız. Ahlakınız da yok. Bunu trollere, dinci faşizan çevrelere, çetelere söylüyorum. Bu sözleri. Yalan, bunu bir din düşmanlığı gibi göstermeye çalıştınız günlerdir, haftalardır. Çünkü bağımsız medya kuruluşlarının kapatılması için bir zemin yaratmaya Türkiye'yi Bağımsız medya kuruluşlarını, muhalif radyo, televizyon ve televizyonların olmadığı bir ortamda Türkiye'yi seçimlere götürmeye çalışıyorsunuz. Bu bile sizi kurtaramayacak. Bu millet sahip çıkacak, göreceksiniz, izin vermeyecek böyle bir şeye. Bu ülkeyi karartmanıza izin vermeyecek. Çünkü telebirin susturulmaya çalışılması, telebir ekranlarının karartılması zannettiğiniz gibi bir televizyon kanalının susturulması değildir. Türkiye'nin karartılması anlamına gelecektir ki bu büyük millet, bu büyük halk, bu kadim toprakların çocukları buna izin vermeyecek. Bunu göreceksiniz. Bu dünya, bu dünya ne Abdülhamit'e kaldı ne Sultan Süleyman'a kaldı. Hiç kimseye kalmadı. Size de kalmayacak. Bu ülkenin çocukları, bu ülkenin evlatları, namuslu, dürüst insanları, işçisiyle, köylüsüyle, sanayicisiyle, aydınıyla, gazetecisiyle, çiftçisiyle, işsiziyle, bu ülkenin namuslu evlatları, samimi inananları, yurtseverleri sizin bu ülkeyi karartmanıza izin vermeyecek göreceksiniz. Bu yüzden çağrımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu ülkenin bütün demokrasi güçleri, bu size yönelik bir saldırıdır. Sizin haklarınıza yönelik bir saldırıdır. Esas olarak halkın habere ve bilgiye ulaşma hakkının engellenmesidir. Anayasanın teminat altına aldığı düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün ihlalidir. Ağır bir biçimde ihlalidir. Türkiye'de Bağımsız medya kuruluşlarının televizyonlarını, televizyonları bir kapatma hazırlığı yürütüyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Siz de vermeyin. Gelin hep birlikte bu ablukayı dağıtalım. Bu karanlığı dağıtalım. Gelin hep birlikte Türkiye'yi daha demokratik, daha aydınlık, daha insancıl, daha eşitlikçi ve daha demokratik yapalım. Herkes olsun burada. Bundan korkmayın. Türkiye'nin demokrasi güçlerine bir kez daha çağrı yapıyorum. Bu arada belirteyim. Yayınlarımızda zaman zaman kopuklar ve kesintiler var. Türksel bizim yayınları ilettiğimiz şebekeyi oluşturuyor. Yayınlarımızı ilettiğimiz. Hattımızı kesmişler. Niye kesildiği belli değil. Bir hata olmuş efendim. O kadar manidar ki. Tam da Rütü'nün böyle bir kararı verdiği güne Rütü'nün cezasının kesinleştiği daha doğrusu güne denk geliyor. Anladık. Türksel bize reklam vermiyor. Bunu anlıyoruz. İktidara yakın olduğu için. Yahu parasını verdiğimiz hattı nasıl kesiyorsunuz siz? Nasıl bir hata bu? Siz tele izleyicilerinin Türksel şebekesini kullanmadığını mı zannediyorsunuz? Bizi Türkiye'nin %50'si, en az yüzde gerçekte yüzde altmışı, yetmişi izliyor bu bağımsız televizyonlar. Şimdi bu Türkiye'nin yüzde altmışı, yüzde yetmişi de bir hata yaparak Türksel hatlarını kesip başka bir sebekeye mi geçsinler? Bunu mu söylemek? Bunu mu çağırmamızı istiyorsunuz? Bunu mu söylememizi istiyorsunuz? Ya bir tane muhatap bulamadık hocam sabahtan beri. Bir teknoloji şirketinin böyle bir hata yapması imkansız. Bizim kullanmadığımız bir hat var. O hattı keseceğine yanlışlıkla güya Yayını verdiğimiz hattı kesmişler. Ya stajyer bir teknisyen bile bunun ikisinin arasındaki farkı bilir. Bu yüzden biz yedek hattan başka bir şebeke üzerinden yayınımızı verdiğimiz için zaman zaman donmalar gibi kesintiler var değerli seyirciler. Tele bir izleyin. Tele bir izletin. telebirle dayanışma Türkiye'nin geleceğini kurmak demektir. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak demektir. Türksel ya durumdan vazife çıkarttı ya da gerçekten anlaşılmaz bir aymazlıkla karşı karşıyayız. Bir de bir muhatabımız yok ya. Türksel'i arayın. Türksel'i protesto edin. Tam böyle bir günde bizim yayınlarımız donuyor, kesintiye uğruyor falan. Niye? Parasını verdiğimiz bir hat. Neden? Birisi yanlışlıkla kesmiş. E ne olacak? 12 saatten önce yapılamazmış. Vay canına ya. Peki bizim zararımızı, izleyicilerimizin çektiği zorluğu kim tazmin edecek? Bu belli değil. Hukuk yolunu açık tutuyoruz. Hukuk yolunu açık tutuyoruz hesabında soracağız. Türk Selim bize doğru düzgün şu saate kadar bir açıklama yapmamış olması bir skandaldır. Ey televizyon izleyicileri, bunu hiç unutmayın. Bunu hiç unutmayın ama. Hiç unutmayın. Anladık ya. Anladık iktidara yakınsınız bize ve bağımsız televizyon kanallarına 5 kuruşluk reklam vermediniz. İstemiyoruz da reklamınızı. İhtiyacımız yok. Bizi izleyenler bizim halkımız. Bu televizyon kanallarının finansmanını sağlar merak etmeyin. Ama parasını verdiğimiz bir hattı kesemezsiniz. Kestiğiniz zaman da makul bir gerekçeyi bize açıklayacaksınız anladınız mı? Açıklamak zorundasınız. Böyle bir sorumsuzluk görmedim ben ya. Teknoloji şirketiymiş. Hadi oradan be. Mahvettiniz bütün teknoloji şirketlerini. Kara Mehmet'in elinden zorla aldınız. Kime bağlı olduğu belli değil. En sonunda varlık kurumuna devrettiniz herhalde. Böyle bir rezalet olabilir mi? Buyurun hocam. Arkadaşlar o Türksel şeyini alt KC'sini verin arkadaşlar. Bunu verdik son dakikayı. Türksel KC'sini verin lütfen. Tam da böyle bir dönemde hocam olacak iş değil. Sabahtan beri yayın donuyor. Kesin